Konu pekiştirme 7'ye geçelim. İlk soru bu. Şu paydayı bir çarpanlara ayıralım. Burası 2A ve A. Orada pek gözükmüyor ama idare et. Şu B'ye B. Efendim, bunu çarptığım zaman artı olmalı. Bunu çarptığımız zaman eksi olmalı ki 2AB eksi AB ortayı verebilsin. Orada tamamdır. Orayı bir halledelim. Ondan sonra konuşalım, olur mu? Yani 3A kare, biraz da küçültelim. Sonra paydamızda ne var dedik? 2A. Şimdi düz sağladıysa çapraz yazıyorduk. Yani 2A eksi B. Ve şuradan da A artı B geldi. Şimdi bu kısmı ben A artı B ile, burayı da 2A eksi B ile bir genişleteyim. Genişlettiğimiz zaman neler çıkıyor karşımıza? Burayı bir dağıtalım. Yani eksi A kare artı AB. Şöyle burada ben paydayı tekrar tekrar da yazmak istemiyorum açıkçası. Şöyle yazalım. Şu A paydası, bu da A, tamam mı? Sınavda zaman kazanmamız gerekiyor. Eksi, şunları dağıttığımız zaman da 2AB eksi B kare geldi. Yine A. O zaman ortak paydada ki o neydi? 2A eksi B. A artı B yaptı. Şimdi yukarıda neler var? 3A kare eksi A kare yapıyor dağıtınca. Buradan 2A kare var. Onu gördüm. Şunları kullandım yani ben şimdi. Sonra eksi AB yapıyor bura. Bir eksi 2AB daha ne yaptı? Eksi 3AB yaptı. Şu ikisini de kullanmış oldum bu durumda. Bir de şu eksi buraya giderse artı B kare yapıyor. Evet. Yukarıda bir çarpanlar ayırma duruyor. Bu 2A'ya A. Bu da B'ye B. İkisini de şu çarptığım zaman eksi eksi gelsin ki eksi 3AB'yi yakalayalım. Tamam. O zaman 2A eksi B çarpı A eksi B yaptı. Yukarısı da 2A eksi B A artı B yaptı. Şunlar birbirini götürdü. Demek ki cevabımız A eksi B bölü A artı B'dir. Yani B şıkkı. Pekala. Şu kısmı bir çalıştıralım. Şuradan bahsediyorum. Ne yapar? Bunu biraz küçültelim. B kare eksi A kare bölü B kare yaptı. Bu B kare takla attı, yukarı gitti. Şöyle bir durum var. B kare. Tamam. Bunu da çarpanlara ayırırsak, ayıralım mı? Ayırmayalım. Şöyle direkt böyle bir yazayım. Nedeni var. Şimdi onu öyle hallettik, değil mi biz? Bunun paydasını B eksi A ile çarparsam, o zaman ne olur bura? B kare eksi AB payda, hani B artı AB eksi A ne yapar? B kare eksi A kare yapar. Bak, görüyor musun? Şunu da eksi 1 ile çarpayım ki paydalar artık eşitlensin. Onu da şöyle yapalım. Eksi A kare, aşağıda da B kare eksi A kare oldu. Paydamız B kare eksi A kare. Tamam. Buraya bir bakalım. Şu ikisi 2B kare yapıyor. 2B kare. Sonra burası eksi AB ve şurası da eksi A kare. Yukarıdaki çarpan ayırmayı bir halledelim. Bu 2B'ye B. Bu da A'ya A. Efendim, bunları çarptığım zaman eksi, buna çarptığım zaman artı olsun ki ortakini yakalayalım. O halde yukarının çarpanları 2B artı A. Hani düz sağladı, çapraz yazıyoruz. Burası da B eksi A. Şimdi şu iki kare farkını açalım artık. B eksi A ve B artı A. Şunlar birbirini götürdü. 2B artı A, B artı A çıktı. Bir bakıyorum, A artı 2B. Evet, cevap A şıkkı görünüyor. Peki. Şimdi burada ne yapabiliriz? Ona bakacağım. Şu kısımda bir paylaş demişine bir gireyim. Yani şurayı 4y ile, burayı da x'e bir genişleteyim. Şurayı da y ve x'e genişletelim. 8x kare y kare. Şuradan 4y kare, ki yani daha doğrusu 16y kare. Eksi 9x kare. Paydamızda ne var? 4xy var. Orayı o şekilde gördüm. Paydamızda ne oldu? 4y
artı 3x bölü xy. Peki. Şimdi biraz sabırlı gidelim. Burayı çarpanlara ayıracağım. İki kare farkı var orada. Bu 4y eksi 3x çarpı 4y artı 3x oldu üst taraf. Payda da neyimiz var? 4xy'miz var. Sonra bir de kocaman bir kesir. 4y artı 3x var. Şimdi burada şöyle yapacağım. Bunu var ya takla attırıp şuraya x çarpı y diye koyacağım. Hani bu buradan takla atıp buraya geçer. Peki. Bunu yapınca sadeleşmeler gözükmeye başladı. Xy'ler birbirini götürüyor. Şu y de gitti tabii ki. Sonra şununla şu birbirini götürüyor değil mi? Evet. Hatta bu 4 de şu 8 birbirini götürüyor. Burada 2 kalıyor. Şöyle bir şey gördüm ben. 2 x kare y kare sonra 4y eksi 3 x'i gördüm. Böyle bir cevap var mı? Aynen de var. E şıkkı. Evet. Burada ne yapalım? Paydalarımızı eşitleyelim. Şunu a ile burayı b ile şurayı da ab ile çarpalım. O zaman a kare artı b kare eksi 2ab. Paydada ab var. Şu kısmı çarpanlayarak yazalım. Şu üst tarafı. B parantezine alalım. O zaman a artı b. Aşağıda iki kare farkından açılsın. A eksi b a artı b. Gidenler şunlar. Bunları bir gönderdim. Hatta bu b'ye de şu b'ye de gider. Yukarıda bura kaldı. Buraya dikkat et. Burası aslında a eksi b'nin tam karesi. Onu ben a eksi b a eksi b diye yazabilirim. Tamam. Yukarıda başka bir şey yok. Aşağıda ne var? Şurada bir a duruyor. Onu unutma sakın. O yüzden böyle çok hoyrat silme yani. Kazara a da gitti sanırsın. Gider soru. Aşağıda a eksi b var. Şunlar birbirini götürdü. Cevap şöyle bir şey geliyor. A eksi b bölü a geliyor. A eksi b bölü a. O da c şıkkında. Evet. Durum bu. Geçelim bakalım. Bu soru rahat bir soru açıkçası. Şurayı b ile bir genişletelim. Bunu yaptığımız zaman a, burası ab artı a bölü b geldi. Artı 1 bölü b artı 1. Buraya hiçbir şey yapmadık. Sonra bu buraya çarpma olarak gider. O zaman orada ab oluşur. Aşağıda şu ikisini de a parantezine alırsam b artı 1 geldi. Evet 1 bölü b artı 1. Şunlar a'lar birbirini götürdü. Paydalar da eşit oldu. Dikkat ettin mi? Yani b artı 1 ortak payda oldu. Yukarıda da b artı 1 oluşuyor. Çok güzel olmuş soru. Direkt ne çıktı? 1 çıktı. C şıkkı. Peki. Geçeceğim. Burada ne yapılabilir? Şunun paydasını y ile bir genişleteyim. Tamam. Başka bir şey görmüyorum. X bölü x artı y. Şunu dağıtalım. Şimdilik y çarpı x eksi y diye dağıtayım. Yani dağıtmayayım aslında. Direkt olduğu gibi bunu y ile çarpayım. Çünkü aşağıda iki kare fark olucu bu gidebilir. Onu şu an direkt görmüyoruz. Ben bu arada ne yaptım? Şu y'yi burayla çarptım. Y kare oldu. Bu y'yi de buraya attım. Burada biraz hızlı gitmişim. Anlaşılabildiğimi bilemiyorum. Aslında buraya direkt x kare eksi y kare yazacağım ama çok hızlı bir hareket oldu bu. İstersen burayı biraz açalım. Onu ben ayrıca şurada bir çalıştırmak istiyorum. Şurada olan biten ne oldu yani? Aslında şöyle oldu. X eksi y. Sonra x kare bölü y. Sonra ben y ile çarptım. Y kare bölü y yaptı bura. Hani y'yi genişlettik. Sonrasında x eksi y. Burası x kare eksi y kare bölü y yaptı. Sonra y'ye gitti. Buraya çarpma yaptı. Gibi. Tamam. Sonra bir bakıyorum bu x artı y x eksi y. Şurada bir x eksi y olsa paydalar ortak olacak. Tamam. Paydamız artık x kare eksi y kare. Tamam. Yukarıda da dağıttık. X x'i çarptık x kare eksi x y. Şöyle yapalım. Artı y x ve eksi y kare geldi mi? Şunlar da gitti. Bakar mısın? X kare eksi y kare x kare eksi y kare. Evet cevap. Ne çıkıyor buradan? 1 çıkıyor. C şıkkı. Evet.
Bakalım neler yapılabilecek bu soruda. Şu paydayı ben a kare eksi b kare bir genişleteyim. O zaman orası a kare eksi b kare artı b kare bölü a kare eksi b kare. Şu parantezin içi tamamen bu oldu. Bu arada b kareler birbirini götürüyor. Çarpı şuraya gelelim. Burada da şunu b ile, bunu da a ile genişleteceğim. O zaman a artı b bölü ab oldu mu burası? Aynen öyle oldu. Şimdi şurada a kare var. Şunu çarpanlara ayıracağım. A eksi b. A artı b geliyor. Sonra şu a artı b duruyor. Aşağıda bir ab var. Bu a artı b'ler birbirini götürdü. Hatta bu a ile buradaki a kare birbirini götürecek bir a kaldı. Benim gördüğüm kadarıyla. Başka da bir şey kalmadı. Yukarıda bir a duruyor. Bir burada b var şu. Bir de a eksi b var. Evet. Böyle bir şey çıktı. Cevap göründü D şıkkında. Bunun en sade biçimi aşağıdaki hangisidir diye sormuş. Şurayı A ile genişletelim. Burayı B ile. Burayı da AB ile genişletelim. Devam edelim bu B ve bu da A ile genişletilsin. Ne görünüyor bu durumda? A kare artı B kare artı 2AB. Paydada AB var. Şurada bölü bir dursun. Hızlı hareket etmeyelim şurada. B artı A ve paydada da AB var mı? Var. Tamam. Şu üst taraf aslında A artı B'nin karesi. Ben onu A artı B artı B diye yazacağım. Şöyle. Paydada AB'miz dursun. Bunu takla attıracağız şimdi. Yani yer değiştiriyoruz. AB yukarı, B artı A aşağı. Evet, bunlar tıpatıp aynı gitti. A artı B ile B artı A da aynı. O zaman sadece A artı B kalıyor. Cevabım A şıkkı çıkıyor. Bu soruda bize çözüm kümesi sorulmuş. Şunun paydasını x eksi 3 ile bunun paydasını da x artı 1 ile bir genişletelim. 2x eksi 6 artı 3x artı 3. Paydası çarptığımız zaman x kare eksi, hatta öyle yapmayayım. Hiç çarpmayayım ben bunu. Olduğu gibi x artı 1 çarpı x eksi 3 diye bırakayım. Tamam mı? Sonra şuraya gelelim. Burada x artı 1. Şunu da çarpanla ayırdığımız zaman zaten buraya yapıyor. X artı 1 x eksi 3. Şöyle bir eşitliğin gerçekleşebilmesi için üst tarafların aynı olması lazım. Burada bir bakalım 5x bir de eksi 3 gözüktü. Burada x artı 1. Bunu buraya attım. 4x. Bu da buraya gitti. Ne oldu? 4 mi yaptım? X ne çıktı? 1 çıktı. Evet. Bunun çözüm kümesi sadece 1 çıkıyor. Paydayı 0 yapan değerleri zaten alamıyoruz, biliyorsun. Yani şunlar kök olmuyor. Tanımsızlık oluşturur. Sıkıntı yok. Üst taraftan 0 olması yetti. Kazara payda da x eksi 1 olaydı, onu da alamayacaktık. O zaman çözüm kümemiz boş olurdu. Mesela şunun yerinde x eksi 1, x eksi 1 olsaydı hani bulduğumuz bir paydanın 0 yaptığı için alınmayacaktı. O zaman da çözüm boş küme olurdu. Soru o değil tabii de. Geçiyorum. Şimdi ne yaptım ben? 9'u bitirdim. Sıra geldi 10'a. Bu iki kare farkı olacak şekilde a artı 3'e genişletilmeli. Yukarı o zaman a kare artı 3a eksi 18 ve paydada da a kare eksi 9. Onu biz yine a eksi 3 a artı 3 diye yazalım. Peki. Eşittir 0. Şimdi üst tarafı çarpanlara ayıracağız. Çarptığımız zaman eksi 18'i veren, topladığımız zaman artı 3 veren iki sayı 6 ile nedir? Eksi 3'tür. Yukarısı a artı 6 ve a eksi 3 diye ayrılır. Evet. Buradan a eksi 3 ve a artı 3 duruyor. 0. Böyle durumlarda yukarı 0 eşitliyoruz. Yani a'nın değeri eksi 6 ya da a'nın değeri 3 olabilir. Ama 3 olmaz. Çünkü 3 aynı zamanda ne yapıyor? Paydayı 0 yapıyor. Bunu iptal ediyoruz. Sadece a'nın değerini eksi 6 olarak belirliyoruz. Yani a şıkkı. Evet, bir bakalım. Üst tarafı çarpanı ayırdığımız zaman
eksi 4'e artı 1. Yani x eksi 4 x artı 1. Paydamız x eksi 4 x artı 4 yaptı. Çarpanı ayırdık. İki kare farkından. Buradan üst tarafı sıfır yapan değerler bir 4'tür. Bir de eksi 1'dir. Yalnız 4'ü alamıyoruz. Paydayı sıfır yapıyor. Bunu iptal ediyoruz. Çözüm kümemiz sadece bu çıkıyor. O da nerede? C şıkkında. Peki şimdi 12'ye geçiyorum. Burada ne yapmam gerekiyor? Onu bir ölçüp biçeceğiz. Şurada bir payda eşit desek. M eksi 3 ve M artı 1'i bir genişletelim. Burada M eksi 3. Sonra buradan M artı 1 bölü. Ne elde ediyorum buradan? M kare. Sonra eksi 3 artı 1 topladığımız zaman eksi 2 yaptı. Eksi 2M ve eksi 3. Şurada da 2 bölü M eksi 2. Bu dursun. Bir şey yapmadım buraya şimdilik. Burada elde ettiğim şey şu. Üst taraftan bahsediyorum. 2M 2M eksi 2. Şimdi onu burayla çarpacağım. Sonra bunu da burayla bir çarpacağım. Bir yapalım. Çarptığımız zaman ne elde ediyoruz? 2M kare eksi 4M eksi 2M artı 4. Şunu da çarpalım. 2M kare eksi 4M eksi 6. Bak şunlar birbirini şöyle götürdü. Bunlar kaldı. Eksi 2M bu 4 sağa gitti. Eksi diye gitti tabii. Eksi 10 oldu. Ve M değeri de ne çıktı? 5 çıktı. Bu 5 sıkıntı yaratıyor mu? Paydayı sıfırlıyor mu diye bakıyorum. Hayır. Hiçbir sorun oluşturmuyor. O yüzden M'in değeri nedir? 5'tir. Oo, bayağı kalabalık bir soru. X'e bağlı kökü 2'dir diyor. Bunun anlamı şu. Sen burada x'in 2 yazarsan bu denklem sağlanıyor diyor. 2 yerine yazalım. 4 eksi 14 eksi 6. Şu 4, 4'ten 9 çıktı. Eksi 5. Hesaplayabildiğimizi hesaplayalım. Bu 2. Buraya 2 yazdık. Eksi 1. Şuraya gelelim. 2 artı a payda 5 yaptı. Bu 4 bölü 5'miş. Şimdi buradan eksi 10 yapıyor şurası. Şurada da şey var. Eksi 16 yaptı burası. Eksi 16. Bir de altta da eksi 5 var. O zaman 16 bölü 5 yaptı bura. Şu eksi 2 burası. Buraya ellemeyeceğim. Olduğu gibi bir kalsın. Şöyle bir durum. Evet. Buranın paydasını bir 5'e genişleteyim. 16 eksi 10 bölü 5 var orada bak. Bunu çarptım ya. 10 bölü 5 yaptı. 16 eksi 10 bölü 5 oldu. Sonra şöyle bir oyun oynayacağım. Bunu sola atacağım. Eksi 4 bölü 5. Sonra şunu da sağa atacağım. O zaman 2 artı a bölü 5 çıkıyor. Burada 6 bölü 5 var. Şurada eksi 4 bölü 5'ten 2 bölü 5 geldi. Yani 2 artı a bölü 5 çıktı. Ve 5'ler birbirine götürdü. 2, 2 artı a'ya eşitse a'nın değeri ne çıkacaktır? 0 çıkacaktır. Var mı bir sıkıntı? Peki. Cevabımız C çıkıyor. Bir saniye. Denkleminin x değişkenine bağlı kökü bu kümenin elemanlarından biri olduğuna göre demiş. K kaçtır? Şimdi şuranın çarpanlara ayrılmış haline bakarsan x eksi 2, x artı 2 paydada hani bunları sıfırladığın zaman buradan 2, şuradan da eksi 2 geliyor. Bunlar kök olamaz. Şunlar bir kere kök mümkün değil. Sonra burayı sıfırlayan değer de 1. O zaman bu da kök değil. Demek ki bunun kökü nedir? 8'dir. O halde 8 yerine yazalım. K bölü 1 eksi 1 bölü 8 yerine yazdık. 7 yaptı. Sonra şuraya bir gelelim. 3 kere 8 24. 6 daha 30. Sonra 8'in karesi kaç yaptı? 64. 4 çıkarttık. 60. Ve 2 bölü 3. Tamam. Şu kısım ne çıkar? K dursun. Bu aslında 6 bölü 7 takla attı. 7 bölü 6 oldu. Burası 1 bölü 2. Onu sağa atalım. Artı 1 bölü 2. Yani 2 bölü 3 artı 1 bölü 2 var.
Buradan şunları çarptım. 4, 3 daha 7 bölü 6 geldi. Oo. O zaman K'nın değeri direkt ne geliyor? 1 geliyor. Hani şu kısımla şu kısmı eşitlediğim zaman K 1 olmalı. Cevap B çıkacak. Küçültelim. Neler var neler burada. Şurada bir çarpanda ayırma işlemi görmüyorum ben. Burada bir şey yok. Burada da hiçbir şey yok. Evet, aslında şu an hiçbir yerde bir çarpan ayırma durumu yok. Ama payda eşitlememiz gerekecek. Şunu biz y artı x'e çarpalım. Bunu da y eksi x'e çarpalım, tamam mı? O zaman bir şeye çıkabilir. Y artı x dedim. Sonra y kare eksi xy artı x kare. Evet. Bu benim için çok önemli. Tanıdık geldi sana da. Bu aslında y küp artı x küpün açılımı şurada boydan boya. Şunu da buraya atalım. Y eksi x. Sonra ne var orada? Y kare artı xy artı x kare. Evet, bu da y küp eksi x küpün açılımı. Paydada da zaten y eksi x y artı x var. Peki. Şunu da takla attıralım madem yaptık. Bu da y eksi x bölü x kare. Evet. Şunlar birbirini götürdü ilk etapta. Üst tarafta şurada oluşan şey nedir? Yazıyorum şuraya. Y küp artı x küptür. Eksi. Burada oluşan şey de, onu eksi parantezde de yazacağım, hata yapmak istemiyorum. Y küp eksi x küptür. Peki payda ne kaldı? Y artı x var. Bir de şurada da çarpı 1 bölü x kare var. Bu eksiği dağıtınca y küpler birbirini götürüyor. 2x küp var burada. Burada y artı x var. Şu da 1 bölü x kare çarpan şeklinde duruyor. Şunlar birbirini götürdüğünde burada sadece ne kalacak? X kalacak. Yani cevap şöyle bir şey geliyor. 2x bölü x artı y geliyor. Cevap E çıkıyor. Evet, şöyle biraz küçültebilir miyim? Denklemi sağlayan A ve B değerleri için A çarpı B nedir diye sormuş. Şuna bir çarpanı ayırayım. X eksi 1, x artı 1. Onun yanındakileri ellemeyeceğim. Çünkü zaten elleyip de ne yapacağız? Zaten olabildiğince ayrılmış. Şuraya bir bakalım. Çarptığımız zaman bunu verecek. Topladığımız zaman eksi 3'ü verecek. O zaman eksi 2, eksi 1. Yani x eksi 2, x eksi 1 dedim. Şurada da bu ifade duruyor. Zaten soru buradaki AB ile ilgili. Bu 1'dir diyor. Gidenler varsa bir gönderim. Şunlar gitti. Sonra şunlar da gidiyor. O zaman bu madem 1 ise şurayla şura birbirine eşit olmalı. Buraya bir dağıtalım. X kare 2x 1x daha 3x yaptı. Bir de artı 2. O zaman buraya bu eşitse şu A'dır. Şu da nedir? B'dir. Soru bize bunların çarpımını sorduğu için cevabımız ne geliyor? 6 geliyor. D şıkkı.